Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilari. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. 30 yil burun madrasada Qur'on o'qiganlar lagerga qamaldi. 9-avgust Bitter Winter to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonning Pichan nohiyasida 30 yil ilgari masjid imomining uyida bir oy Qur'on o'qishni o'rganganini jinoyat hisoblab tarbiyalash lageriga solgan. Xabarda Gulnurning yo'ldoshi tarbiyalash lageri qilib o'zgartirilgan Pichan nohiyalik paravonlik o'rniga qamalganligini, uning yo'ldoshi 3000 Xitoy xatni o'rganishga majburlanganligini, yo'ldoshi bilan ko'rishishga ruxsat qilinmaydiganligini faqatli haftada bir qitim yanfun orqaliq paranglashidiganligini oshkorlagan. Xabarda yana Xitoy tajovuzchilarining 2018-yili yil beshida Sharq Turkistonga 1 million atrofidagi kommunist va asosiy qatlam kadrlarini avatib, uyg'urlarning oilasigacha kirib nazorat qilishga boshlaganligini, Gulnurning yo'ldoshining qachon chiqadiganligi haqida hech qanday vaqt suriki yo'q ekanligini, lagerga solangan Sharq Turkiston xalqining soloqdan qachon chiqadiganligini hech kim bilmaydiganligini oshkorlagan. Chinar xonim Xitoyning pastkashligini oshkorladi. Qozoq xabar to'rining xabariga ko'ra, Qozog'iston Almatadagi Xitoy konsulxonasining oldiga o'g'li Vatan Oqyo'l bilan birga borgan Chinar xonim Xitoyning qanchalik yuzsiz pastkashligini dunyoga jakarladi. Chinar xonim erini surishtirish qilish uchun konsulxonaga kelgan bo'lsa-mu, Xitoylar uni ichiga kirgizmagan. Chinar xonim Xitoyning Sharq Turkistondagi erini bexatarlik tahdidi degan to'kmat bilan 18 ay qamoqqa olganligini va o'zining nurg'un yo'l mengib yurib aran turmidan chiqarg'izgan erini amdilikda Qozog'istonga qaytishiga ruxsat qilmayotganligini bildirib nola qildi. Shundaqli Xitoyning texi tunugun bexatarlik tahdidi bor deb turmaga tashlagan hech qanday o'qib boqmagan erini bugun bexatarlik soqchisi qilib qo'yganligini, Qozog'istonga qaytqili qo'ymayotganligini bildirib Xitoylarga qaratib, sizlarning hamma nimanglar yolg'on dedi. Va Xitoy konsulxonasi oldida erining rasmini ko'tarib turib, erimni nimishqa avatmaysizlar. Xalqaro kishilik huquq deydigan bir narsa bor. Sizlar bu haqlarni dabsanda qilib, oilamizni parchalab jinoyat ishlayotsizlar. Men sizlarni mahkamaga beraman deganlarini bildirdi. Keldik, Xitoy konsuli bizni qabuldamaymiz dedi. Bastiqda qabuldamaymiz, sen nesinisin degan. Men yo'ldasim jarqin deb o'tdim. Bu 1987 yilda Есіндер баша қалып, бұл сайыз мен арзым арқылы сайыз үйренуден шыққан. Енді Қытайлар бұны жібермей отыр. Өтірік сақшы қоған ғой Қытайда бұны. Бұл оқымаған бала, оқымаған жолдасым жігіт. Баша университет колледж бітірмеген қарапайым адам бұл. Мен сияқты жұмысшы. Бұны не үшін жібермей отыр? Мен егерде жібермейтін болсам, бәрін сотқа беріп, Бейжіңге сотқан халықаралық. Көп төлем ақы төлейді ме? Бұндай халықаралық заң бойынша түсіруге болмайды. Аз етуге болмайды. Екі семьян ажыратуға болмайды. Qozog'iston 625 Sharq Turkistonli qozoq fuqarosini Xitoydan qutqizdi. Sputnik News to'rining 8-avgustdagi xabariga ko'ra, Qozog'iston tashqi ishlar ministri Kayrat Abdurahmanov Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi atalmish tarbiyalash lageri nomidagi jazo lagerlaridan qutqizilgan 625 Sharq Turkistonli qozoq fuqarolarining Qozog'istonga qaytib keladiganligini va davlat raisi Nazarboyevning bu masalada ta'limoti borligini bu masala bilan yaqindan aloqador bo'ladiganligini bildirdi. Buyuk Birlik partiya raisi Sharq Turkiston vaziyati haqida bayonot e'lon qildi. 8-avgust Buyuk Birlik partiya raisi Mustafa Dastici Turkiya Buyuk Millat Majlisida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati haqida bayonot e'lon qilib, Xitoy bilan Turkiya orasidagi tengsiz savdo aloqasini qabul qilmaydiganligini bishorat berdi. U mundaq dedi: Turkiya bilan Xitoy orasida 25 milliard dollarlik Turkiyaga foydasiz hamda tengsiz savdo aloqasi bor. Biz Xitoydan 25 milliard dollarlik mol olamiz, Xitoy bo'lsa bizdan faqat 2,5 milliard dollarlik mol oladi. Olgan mollarimizning hammasini bizmo ishlab chiqara olamiz. Men Sharq Turkistondagi Uyg'ur qarindoshlarimizni azgan Xitoy haqida so'zlayapman. Xitoy millionlarcha gunohsiz Uyg'ur turklarini tarbiyalash markazi nomida solab yo'q qilyapti yoki assimilyatsiya qilyapti.
Xitay her bir Uyghur Türklerinin ailesine birden Xitay oranlaştırıp nazarat kılıvatıdı. Mən Büyük Birlik Partisi'nin baş reisi mən. Elbette mən kabul kılmaydıgan işlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde otturgu koyu mən dedi. Yani ben Çin'den 25 milyar dolarımı verip tabiri caizse kendi üretebileceğim malları alacağım, ıvır zıvır alacağım. Ama Çin benden sadece 2,5 milyar dolarlık bir ihracat yapacak. Ve benim 50 milyarlık cari açımın neredeyse yarısı Çin'le olan ticaretimden kaynaklanacak. Yani ben bunu reddediyorum. Üstelik hangi Çin'den bahsediyoruz? Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerini ezen Çin'den bahsediyoruz. Oradaki Uygur Türklerinde milyonlarcasını fikri ıslahat adı altında kamplara toplayıp yok eden ya da asimile eden Çin'den bahsediyoruz. Ya da her Uygur Türk'ün evine belli bölgelerde bir Çinli muhbir yerleştiren Çin devletinden bahsediyoruz. Ben bunları da söyleyeceğim. Yani ben dediğim gibi Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı. Büyük Birlik Partisi'nin milletvekili. Bir aferin olarak elbette ki inandığımız her şeyi dile getireceğiz. Yanlış gördüğümüz her şeyi dile getireceğiz. Doğru yapılmasını istediğimiz her noktada görüş ve önerilerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ve Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız. Ve bunların çözümü noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Amerikalık terörizm meseleleri mütehessisi Verliman Uygurlar hakkında gap kıldı. 8 Ağustos Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilişçe Amerikalık meşhur yazgıcı ve terörizm meseleleri mütehessisi C.C. Verliman ötken hafta halkaralık meşhur ahbarat vasıtalarından Din TV'de Uygurlar meselesi boyunca söz kıldı. O sözde Müslüman dünyasının meseleleri teması kılgan sözde Uygur Abdunum rayonunun asli naminin Şarkı Türkistan hikayeliği. Şarkı Türkistan'ın 1949 yılı Xitay komünistleri tarafından işgal kılınganlığını tilga aldı. Verliman Xitay'ın nöbette 1 milyondan artık Uygur'unu yığıveliş lagerlerine kamap, onlarını dini itikadeden tenişki zorlavatkanlığını bayan kıldı. O yana Uygurlarının devirlerden beri Xitay müstemlikçilikine karşı köreş kılıp kelavatkanlığı, ama Xitay'ın yakınki 10 neçe yıldan beri Uygurlarını terörlük bilen ayıplap bastırvatkanlığını eskerken. 46 minutluk bu sin programmasında nöbette İslam devletlerinin Xitay'a karata iktisadi bekindilik sebebinin Uygurlar düşkelgen bu iğir vaziyetki sükut kılavatkallıkını tekitligen Verliman, halkara cemaatçilikini Uygur vaziyeti hakkıda sada çıkarışkı davet kılgan. Avustralya'da tuğulgan, Hindonuziyada çoğun bolgan ve nöbette Amerika'da yaşayabatkan Verliman ilgiri bir terörlük vakasiga şahit bulup kalgallıkı sebeplik İslam ve terörizm meseleleri boyunca tetkikatkı girişken. Özünün makali ve nutuklarda İslam dini bilen terörizm arasında hiçkandak bağlanışının yokluğunu izcil tekitlep kilevatkan Verliman, garipteki İslam vehimesi hadisesi hakkıda elip bargan ilmi tetkikatları bilen nam kazanğan. Malum buluşa bu Verliman'nın Uygurlar üçün tuncu qetim yapkılışı emesken. O bu yıl birinci ayda Şarkı Türkistan'da 1 milyondan artık Uygur'nun yığıveliş lagırda işkerlikini tuncu bulup otturgu koygan mutakassislerinin biriyken. Xitay mahsulatlarından elindigan bajning ikkinchi bosqichi boshlanishi oldida. Amerika hukumatı Xitaydan import qilingan 50 milyard dollar qimmatidagi mahsulotdan elindigan tamojna bejining 16 milyard dollarlik ikkinchi bosqichining 23 avgustda yo'lga qo'yildiganligini e'lon qildi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, prezident Trampning texnika o'g'irlash bilan adolatsiz savdo belgilamalari sababidan Xitoyda ishlab chiqarilgan mahsulotlardan qo'shimcha tamojna beji olish qarorining ikkinchi bosqichiga munosabatli tafsiliy ma'lumotlar jazmlashdi. Amerika savdo vakolatchiligi 23 avgustdan boshlab 25% boj olinadigan 16 milliard dollarlik mahsulotlar tizimligini e'lon qildi. Tizimlikdan motor yig'i, etilen, korosial, akrilik kislota va yerim o'tkizgich qatorliq 279 xil mahsulot o'rin oldi. Xitay mudofiya, avasiya va ishlab chiqarish sohalarini nishon qilgan tamojna bejining 7 iyulda ijro qilingan birinchi bosqichida yadro reaktorlari, gaz turbinasi, havo va gaz suyuqlantirish uskunalari, tok duxobkalari va chiniqoch yuvish mashinalari qatorliq 34 milliard dollar qimmatidagi 818 xil mahsulot bor edi. Amerika Türkiye heyetinin Washington'daki sökpüte hakkında bayanat ilan kıldı. 9 Ağustos Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe Amerika Taşkışlar Ministerliği bayanatçısı Nao Ert,
Ankara bilen Amerika arasındaki mevcut meselelerini hal kılışını nişan kılgan söhbetinin devamlı şevatkallıkını bildirdi. Taşkı İşler Ministeri Yardımcısı Sedat Önel riyasetçilikedeki 9 kişilik Türkiye heyeti bilen Taşkı İşler Ministeri Yardımcısı John Sullivan riyasetçilikedeki Amerika heyetinin uçuruşu doğrusu elan kılgan yazın bayanatta Türk emeldarlar bilen koşumcu uçuruşlarını ötküzdük. Söhbetler devamlı şevatıdı diyen ibarelerine uğrun verildi. Bayanat yana Taşkı İşler Ministeri Yardımcısı John Sullivan, Türkiye Taşkı İşler Ministeri Yardımcısı Başelçi Sedat Önel bilen körüşti. İşki rehber Türkiye'de nezerbent astı durvatkan Rahip Bronson'la öz içige algan, işki taraf münasebetlerge alakadar bir qatar temalar üstüde sözleşti digerlerine kayıt kıldı. Washington'daki uçuruşlarını devamlaştırvatkan Türkiye heyetige Taşkı İşler Ministeri Yardımcısı Sedat Önel riyasetçilik kılmakta. Heyetinin Amerika Taşkı İşler Ministerliğindeki etigen ötküzgen söhbeti 50 minutki yakın devamlaştı. Türkiye heyetinde Taşkı İşler Ministerliği, Adliye Ministerliği ve Hazine ve Maliye İşleri Ministerliklerinden 3 din vekilinin varlığı kayıt kılınan idi. Türkiye heyetinin uçuruşlarına Türkiye'nin Washington'da duruşluk baş elçisi Serdar Kılıçmu hemrah bulmakta. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.